Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA ilk kez görüntülendi. Kalkan DİHA'nın uçuş testleri başarıyla devam ediyor. Bir süredir dikey iniş kalkışlı insansız hava araçları için geliştirme faaliyetlerini sürdüren Baykar, bu faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yenilenen tasarımıyla Kalkan adını alan Bayraktar DİHA, 30. test uçuşu sırasında görüntülendi. Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde inşa edilen uçuşta sistem tanımlama testleri başarıyla gerçekleştirildi. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Kalkan DİHA, test kapsamında 14.500 feet irtifaya çıktı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı. Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve dönüş modlarını gerçekleştirebilen Bayraktar Kalkan DİHA, uçuş testini Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla icra etti. Bayraktar Kalkan DİHA, termal görüntüleme kabiliyetine sahip olan Baykar BG-160 elektro-optik sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Milli DİHA, gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Gücünü 4 adet elektrikli motor ve 1 adet düşük tüketimli benzinli motordan alan Bayraktar Kalkan DİHA elektrik motorlarıyla dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek seyrini sadece benzin motoru ile gerçekleştiriyor. Bu motorlar ile 14.500 feet üzerinde irtifaya çıkan Bayraktar Kalkan DİHA, 7 saatten fazla görev uçuşu icra edebiliyor. Dikey kalkış ve iniş yapabilen milli DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan üst bölgelerinde ve yüzer platformlarda rahatlıkla görev uçuşları gerçekleştirebiliyor.